Mutlu yıllar sana. Bu şarkı bana göre değil. Bugünden nefret ediyorum. Ve kutlama sevinci yerine bugün bende sadece günün yarısında uyuma ve kalan yarısında da patlamış mısır yiyip film izleme isteği uyandırıyor. Benim adım Leyla ve bugün size hafızamdan silmek istediğim günü anlatacağım. Hiç karanlık bir ormanda kayboldunuz mu? Ve doğum gününüzde bir manyağa denk geldiniz mi? Elbette hayır. Ama ben bunları yaşadım. Sana inanılmaz bir hikaye anlatacağım. Doğum günüm yazın başına denk geliyor 6 Haziran. Derslerin çoktan bittiği, sınavların geride kaldığı ve yaz tatilinin kapıda olduğu bir dönem. Okuldan sonra kızlarla birlikte okulun avlusunda toplanıp bu yazı kimin nasıl geçireceğinin hayallerini kurarak konuştuğumuzu hatırlıyorum. Muhtemelen siz de böyle yapıyorsunuz değil mi? Vedalaşırken sanki savaşa gidiyor gibi sıkı sıkı birbirinize sarılıyorsunuz. Amanda, Stella ve Alice benim en yakın arkadaşlarım. Birinci sınıftan beri beraberiz. Her zamanki gibi arkadaş grubumuzun birisi çok çalışkan, diğeri süper popüler, üçüncüsü de çocuk ruhlu. Grubun dördüncüsü ise ben bayan panik atak. Size kısaca kendimden bahsedeyim. Her şeyden korkarım. Evet gerçekten çok korkak biriyim. Etrafım karanlık olduğuna kalbim o kadar hızlı atmaya başlıyor ki dışarı fırlayacak gibi oluyor. Veya birkaç kat yukarı çıkıp her şeye yukarıdan baktığımda bilincimi kaybediyor ve boşluğa düşüyor gibi oluyorum. Arkadaşlarım her zaman beni alay ettiler. Bu beni çok gücendirdi. Bir şeyden korkan bir insana nasıl gülebilirsin ki? Okulun son günüydü ve yaklaşan doğum günümün ayrıntılarını tartışıyorduk. Doğum günü için özel bir şey yapmayın bu çok sıkıcı dedi Amanda. Kızlar bir sürü farklı seçenek tavsiye ettiler. Dağda yürüyüş, evde parti ve şelalelere gezi turu. Bu teklifler beni biraz üzdü. Ben arkadaşlarımla oluşan bu toplulukla şarkı söyleyeceğimizi, dans edeceğimizi ve etrafta dolaşacağımızı hayal etmiştim. Ama hayal kırıklığımı göstermeden gülümsedim ve kızlara söyledim. Birkaç gün düşünüp son kararımızı birbirimize yazarız diye anlaşarak ayrıldık. Birkaç gün geçti ama kimse bana yazmadı. Onlardan bir adım beklemeden grubumuza kendim yazdım. Merhaba kızlar 6 Haziran ne olacak? 3 gün kaldı karar vermemiz gerekiyor. Hiçbiri cevap yazmadı. İşin tuhafı hiç kimsenin mesajı okumamış olmasıydı. Hoşuma gitmedi. Bu ne ya? 3 gün sonra doğum günüm var ve yakın arkadaşlarım ne yapacağımıza sormuyor bile. Yerimde olsan ne yapardın? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Onları tek tek aramaya başladım ama hiçbirisi cevap vermedi. Sinirlendim. Ne zaman birisi bir kutlama yapsa? Her zaman her şeyi organize eden bendim. Balonlar, pastalar, mumlar... Düzenler için videolar, fotoğraflar çeker, onları düzenlerdim. Ama benim doğum günüme gelince organizasyon yapmayı bırak telefonlarımı bile açmıyorlardı. Pekala tamam, doğum günümü onlarsız kutlayacağım. Sonraki günler kendimde değildim. Ruh halim sıfırdı. Ailem bunu fark etti ve neden olduğunu anlamadılar. Annem doğum günü planımı sordu ama cevap vermedim. En iyi arkadaşlarım bugün umursamadıklarını söylemek istemedim. 5 Haziran akşamıydı. Telefonum aniden çaldığında en sevdiğim Blackpink'in videolarını izliyordum. Ekranda Stella'nın adı vardı. Sessizce baktım ve aramayı kapattım. Vay be beni hatırladılar. Onlarla konuşmak istemiyordum ama Stella durmadı. Tekrar tekrar aradı. Ben de umursamamaya devam ettim. Sonra beni şok eden bir mesaj geldi. Alison kayıp olduğunu söyledi. Kızların onu bulamadığı ve benim yardım etmem gerektiği yazıyordu. Bugünlerde beni neden aramadıklarına dair tüm sorular kafamdan uçup gitti ve hemen Stella'yı aradım. Dalga mı geçiyorsun diye sordum. Diğer tarafta kızların haçkırıkları ve ağlamaları vardı. Stella konuşamadı. Telefonu eman da aldı. Layla sana bir sürpriz hazırlıyorduk. O yüzden seni aramadık. Bir kafede bir masa ayırttım. Alison pastayla gelmesi gerekiyordu. Ama ne gelen var ne giden. Telefonu ve çantası masanın üzerinde. Ceketi de sandalyede duruyor. Garson bir adamın ona yaklaştığını ve gözyaşları içinde ayrıldığını söyledi. Acaba adam onun ne dedi ve neden onunla gitti? Gitti. Hem çantayı hem telefonunu neden arkasında bıraktı? Kızlar bana kafenin adresini yolladı. Koşarak sokağa çıktım ve gördüğüm ilk taksiyi yakaladım. Hemen söyleyeceğim. Taksi şoförünü sevmedim, Şüpheli görünüyordu ve aptalca sorular sordu. Konuşmak istemediğimi görmüyor mu? Birkaç blok gittikten sonra bir polis arabası bizi takip edip durdu. Taksi şoförü şaşkınlıkla etrafına baktı ve arabayı sağa çekerek aşağı indi. Ne hakkında konuştuklarını bilmiyorum. Ama değerli zamanımı boşa harcıyordum. Taksiden inip gitmek üzereydim ki polis bana hareket etmememi söyledi. Sorun ne ben sadece bir yolcuyum. Siz orada bir şeyler konuşuyordunuz ben de gittim. Sert bir şekilde ellerimi kaputun üzerine koymamı ve hareket etmememi söyledi. Neler oluyor? Polis çalıntı bir araba ve bir hırsız çetesi hakkında bir şeyler söyledi. Ben sadece yolcuyum. Taksiye bindiğim hepsi bu. Taksimi, Hani nerede? Tanrım o kadar acelem vardı ki taksi olduğundan beri emin olmadan karşıma çıkan ilk arabaya binmişim. Sonra her şey filmlerdeki gibiydi. Bize kelepçe takıp karakola götürdüler. Sanki bir tür suçluymuşum gibi beni parmaklıklar ardına koydular. Ve taksi şoförü sorguya alındı. Tanrım ne gündü. Telefon çantada kaldığı için kimseyi arayamadım. Polis çantayı almıştı. Yaklaşık bir saat geçti ve polis yarı fısıltıyla özür dileyerek hücremi açtı. Arabaları karıştırdığını ve o şoförle çalıştığımızı ve başkalarının arabalarına girdiğimizi düşündüğünü söyledi. Şikayet yazmak istedim ama saatime baktığımda çoktan vakit kaybettiğimi fark ettim. Acilen kızlara gitmem gerekiyordu. Kafe çok uzak olmadığı için karakoldan ayrılıp koştum. Uzaktan girişte kızları gördüm. Bana doğru koştular ve Alison hala dönmediğini söylediler. Tüm çevreyi taramamız ve sonra polis iletişime geçmemiz gerekiyordu. Saat şimdiden 3 olmuştu ama hala yoktu. Annesi birkaç kez aradı ama henüz gerçeği söyleyemedik. Bu zamana kadar sürpriz doğum günüm için davet edilen sınıf arkadaşlarımız yaklaştı. Birlikte gruplara ayrıldık ve farklı yönlere gittik. Bana sınıf arkadaşı olan ikisinin ve Eddie'ye eşlik etti. Karanlıktı ve çocuklar yolu aydınlatmak için telefonlarındaki fenerleri açtılar. Eski parkta yürüdük ve el aradık ama hiçbir şey bulamadık. Rahat değildim etrafta kimse yoktu sadece üçümüzdük. Birden arkadan dalların çıtıltamasını duyuldu. Etrafa baktık ve bize doğru bakan siyah giysili bir adam gördük. Kız arkadaşınızı arıyorsunuz? Ve adam bize doğru koştu. Korkudan ondan kaçmaya başladık. Bu adam bir suçlu gibi görünüyordu. Ayrıca Alison nereden biliyordu? Önümüzü görmeden kaçarken Nick aniden yere düştü. Bacağını tutarak acı içinde bağırmaya başladı. Yardım etmek için durdum ama Eddie aniden beni tuttu ve doğru çekti. Gözümün ucuyla siyahlı adamın Nick'in üzerinde durduğunu ve ellerinde bir şeyler parladığını gördüm. Çok korkmuştum. Gözyaşlarım akıyordu ve artık yolu göremiyordum. Eddie de nefes nefese koştu. Eddie artık koşamıyorum, gücüm yok, polisi arayalım. Biraz soluklanmak için durdum. Yüzümdeki teri sildim ve karanlığa baktım. Ayak sesleri duyulmuyordu. Bu adam hala orada mı? Eddie polisi ara. Eddie etrafa baktım ve sınıf arkadaşımı göremedim. Yere düşmüş gibiydi. Korku beni sardı ve bir suçluyla kapkaranlık bir parkta yapayalnız olduğumu anladım. Tanrım, tanrım, sessizce büyük bir ağacın altına saklandım. Görünmemeye dikkat ettim. Bir yere kaçmaktansa burada beklemek daha iyiydi. Nefes almamaya çalıştım, en azından etraftaki sesleri duymaya çalıştım. Birkaç dakika geçti ve sonra uzaktan dalların tanıdık hışırtısını duydum. Adımlar yaklaşıyordu ve kalbim daha güçlü ve daha güçlü atıyordu. Adam yüksek sesle konuşmaya başladı. Çık dışarı saklanmaç oynamaktan çok nefret ederim. Gözlerimi kapattım ve beni görmeden ağacın yanından geçmesi için dua ettim. Bir an önce sabah olsun, polis gelsin, arkadaşlarım güvende olsun diye dua ettim. Seni bulacağım. Ağacın altında sudan daha sessiz bir şekilde durdum. Adam etrafta dolanıyordu, beni arıyordu. Gecenin sessizliği çöktü. Ses çıkartmamak için nefesimi tutuyordum. Aniden sessizliğin ortasında cep telefonum çaldı. Etrafındaki her şeyi denen gök gürültüsü sesi gibiydi. Sesi kapatmak için düğmeye basmaya çalıştım ama parmaklarım bana itaat etmedi. Sonra birinin eline omzuma koyduğunu hissettim ve yüksek sesle şöyle dedi. ''Doğum günün kutlu olsun. Saat 12 ve 6 Haziran.'' Etrafımda patlayan havai fişeklerin ışıltısıyla aydınlanıyordu. Ve ancak o zaman arkadaşlarımın ve sınıf arkadaşlarımın yüzlerini fark ettim. El ısırında pasta ile ayakta duruyordu. Stella balonları da bir kutu tutuyordu. Yerden kalkıp ağladım. Sonuçta bir dakika önce resmen hayata veda ediyordum. Nasıl yapabildiniz çok korktum dedim gözyaşları içinde. Kızları öldürmeye hazırdım. Onlar da af dilediler ve alışılmadık bir kutlama yapmak istediklerini söylediler. Ne diyeyim yaptılar da bugünü asla unutmayacağım. Söyleseniz de böyle bir sürprize nasıl tepki verirdiniz? Böyle sıra dışı bir yaklaşımdan korkar mıydınız yoksa tam tersine mutlu mu olurdunuz? Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun. Herkese merhaba benim adım Tom. Temizlikten nefret ediyorum. Annem benimle ne kadar kavga istedi bu iş işe yaramazdı Odam o kadar kirletirdim ki önümüzdeki bir hafta boyunca annem orayı temizlemekle uğraşırdı. Söyleyin beyler benim gibi olan var mı? Varsa yoruma artı işareti koyun. Böylece tek olmadığımı bileceğim ve daha sonra mutlaka anneme göstereceğim. Ailemizde 3 çocuk var 2 büyük abim var onlar artık yetişkin çalışıyorlar ben okulda okuyorum annem ev hanımı. Neden bilmiyorum ama annem benim için böyle der. Hayret çöp atmayı seven çocuk. Ve annem dağınıklıktan nefretler. Bu nedenle evimizde hiç evcil hayvanımız olmadı. İlk başta kardeşlerim ve ben buna karşı çıktık. Sonra bir şekilde hamster beslememize izin verdi. Sadece üçümüzün birden onları iyi bakmamız şartıyla. Kafesleri günde üç kez temizleyin, suyu değiştirin, yem verin. Abimler babamla balık tutmaya gidecekler. Ve hamsterları benim bakmamı istediler. Tamam bakarım dedim. Ve tabii ki onları unuttum. O gün annem ablasını ziyarete gitti. Evde oturmamı istedi. Konsolu açtım ve bütün gün oyun oynadım. O kadar heyecanlıydı ki abimle konsolu paylaşma derdi yoktu. İstediğim kadar oynayabiliyordum. O gün havanın sıcak olduğunu hatırlıyorum. Oyun oynarken odaya koridordan garip bir koku geldi. Sonra kafesi temizlemediğimi hatırladım. Ama oyundan kopmayı hiç istemiyordum. Ve işte aklıma gelen şey kafesi dışarı çıkardım. Kapıyı astım. Nedense rüzgarın kakayı uçuracağını ve temizlemem gerekmeyeceğini düşündüm. Ayrıca hamsterlar için de temiz hava olacaktı. Sonra eve koştum ve tekrar oynamak için televizyon başına oturdum. Bu şekilde birkaç saat daha geçti. Akşam olmuştu ve sonra tanıdık bir ses duydum. Çığlık atan annemdi. Tom buraya gel çabuk bu da ne diye bağırdı. Ama ne olduğunu anlamadım. Hemen verandaya koştum. Orada asıl olan kafesi gördüm ve içinde iki tane kızarmış figür vardı. Daha doğrusu güneşte yanmış iki figür. Görünüşe göre onları güneşte unuttum ve orada birkaç saat geçirince sıcaktan ve stresinden ölmüşlerdi. Abilerim bana bağırdılar. Sorumsuz dediler. Bir hamster'ın taşı kartı yani kalp problemleri diğerinde katarak görme problemler olduğunu söylediler. Daha önce gelip ilgilenebilirdiniz dediğimde yüzüme kulaklarımı çınlatan bir tokat yedim. Annem odadaki dağınıklık sayesinde çevrelik tüm fareleri kolayca eve getirebileceğimi söylese de o günden sonra eve başka hayvan almadık. Neyse temizlik konusuna dönelim. Annem bana çok kızdı. Harçlığımı kesti bana ceza verdi. Onun gözetiminde tüm eşyalarımı toplamamı, katlamamı, yıkamamı istedi. Hatta sonra abilerim ve babam bile gelip bana pasaklığım hakkında söylendiler. Her şeyi onların zorla temizleyip düzenlesem bile gözümü kapatıp açınca her şey eskisi gibi kirleniyor ve dağılıyordu. Sonra bana ayrı bir oda verildi, tavan arası. Hemen kötü düşünme, iyi koşullar vardı. Hem sıcak hem de rahat, çok temiz. Sadece annemin gözleri yarattığım karmaşayı görmesin diye oraya taşındım. Böylece sonsuz kirlilik krallığım orada başladı. Avize asılan çoraplar, ders kitapları, poşet poşet cipsler, yatağın altında ekmek kırıntıları, hatta yastığımın altında meyve suyu kutuları bile vardı. Uyuduğum yerde yedim ve yediğim yerde uyudum. Neden böyleyim? Hiçbir fikrim yok. Bu şekilde yaklaşık bir ay yaşadım. Kirlilik gittikçe daha fazla büyüdü. Uzun zaman önce temiz kıyafetlerim tükendi. Bu yüzden abilerim odasına inip temiz kıyafetlerini çalmaya başladım. Ne? Temiz giyeceğim mi bitti? Umarım donlarımı giymemişsindir diye sordu George. Aldım her şeyi geri iade edeceğimi söyledim. Ha evet bu arada donlardan bahsetmişken şu an giydiğim donun iki tarafında iki kez giydim dedim ve George yani her iki tarafında mı diye sordu. Ben de ona dedim ki ne sadece bir tarafını giyip sonra yıkıyor musun dedim ve güldüm. George çılgınca o iç çamaşırını çıkardı ve diğerlerini giydi. Koridorda annemle karşılaştım. Gözlüklü, maskeli, uzun eldivenli ve kovaları ve çeşitli temizlik ürünleri vardı. Bunun ne için olduğunu sordum ve bana çekil odana gideceğim dedi. Annem kapıyı açar açmaz yüzüne tokat gibi bayat kökü kokulu hava çarptı. Annem öksürmeye başladı ve sonra bir oğlan değil bir hayvan yetiştiğini söyledi. Burada hayvanlar yaşasaydı muhtemelen daha temiz olurdu. Dedim ve güldüm. Sonra annemi kaosta baş başa bırak yürüyüşe çıktım. Birkaç saat sonra geri döndüm. Annemin odamı harika temizlediğinden emindim. Ama ben yine eski haline döndürecektim. Eve girdim. Sonra odaya ışığı açmadan yatağa gittim ve neredeyse hemen uykuya daldım. Aniden rüyadaymışım gibi yatağımda bir şeyin çok yavaş hareket ettiğini hissettim. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Dürüst olmak gerekirse hamsterların akrabalarının intikam almak için geldiğini düşündüm. Ve başımı kaldırır kaldırmaz battaniyenin altına bir rakun çıktı. Ah! Bağırdım. Çığlığım yüzünden rakun pencereden sokağa fırladı. Abimden koşarak geldiler. Ne oldu diye sordular ama söylemedim. Sadece kabus gördüm dedim. Tamam arasının dezavantajı oraya klima koyamamızdı. Ve yaz aylarında pencere kapalıyken uyumak imkansızdı. Bu yüzden pencere açık uyumak zorundaydım. Hayvanın artık uzaklaştığını ve asla buraya geri dönmeyeceğini umuyordum. Ama yanılmışım. Daha sonra anladım ki bu daha başlangıçtı. Sabah odamın tamamen eskisi gibi olduğunu gördüm. Yatakta bir yığın çöp ve yerde kirli kıyafetler. Annem temizlik yapmamış mıydı? Pencereyi kapatmadan okula gittim ve döndüğümde yine o odamda buldum. Onu kovmaya çalıştım ama çöpe o kadar şiddetle savurdum ki onu kovmaya cesaret edemedim. Oradan yemek yiyip gider diye düşündüm. Adını Harry koydum. Böylece odamdaki çöpleri yiyecek, odamı temizler diye düşündüm. Benim işime gelirdi. Harry gece bir arkadaşı veya kız arkadaşıyla tekrar geldi. Sonuç olarak sabah kalktığımda odada 5 tane rakun vardı. Rakunlar bana baktılar, ben de onlara. Banyoya gittim. Birkaç temiz kıyafet aldım ve kalan sandviç yemeleri için fırlattım. Sonra Harry'nin lavaboya atladığını ve içine bir havlu sürüklediğini gördüm. Hemen Rokunların mükemmel titiz olduğunu hatırladım. Bir leğene su alıp eşyalarımı verdim. Beşi de etrafta durarak onları yıkamaya başladı. Çok iyi değil mi? Kalmalarına izin verdim ve kıyafetlerimi elde yıkadılar. Onları besledim ve odamda uyumalarına izin verdim. Odam evsizler için barınak oldu diyebiliriz. Ama en komiği ise eve gelip yere bir şeyler fırlattığımda herinin çok kızmasıydı. Hemen ya beni tırmalar ya da ısırıyordu. Bu yüzden eşyalarımı katlayıp dolaba saklamak zorunda kaldım. Yiyeceklerdeki tüm çöpleri kendileri topladılar. Ve geceleri horladığımda poşetleri toplayıp ağzıma tıktılar. O anda itibaren poşetleri çöpe atmaya başladım. Her şeyi leğende yıkadılar ve bir kesinlikle tuvalette sifonu çekmeyi unuttuğumda Harry ve arkadaşları onları ben uyurken yatağıma koydular. Ve en ilginç olan şey beni bırakmadılar. Onları uzaklaştıramadım. Belediyeyi aramayı bile istedim. Annem şikayet ettim ama onlar da hep saklandılar. Evde bana dediğim için gibi bakmaya başladılar. Evet pislik yüzünden halüsinasyonlar görüyorsun diye bağırdı annem. Ve kimse bunun doğru olduğuna inanmadı. Toplamda bütün yaz benimle yaşadılar. Bu süre boyunca inanamayacaktınız ama eşyaları nasıl kaldıracağımı, katlamayı, yemekten sonra bulaşık yıkamayı, çöpleri atmayı ve daha sık yıkanmayı öğrendim. Çünkü kokarsam beni ısıracaklardı. Deli olduğumu düşünmesinlerdi rakımlar hakkında konuşmayı bıraktım. Sonra bir gün annem odama geldi. Göldükleri karşısında şok oldu. Mükemmel temizlik. Sana ne oldu? Seni hangi sinek ısırdı? Diye sordu annem. Güldüm. Öyle de diyebilirsin ama sadece sinek ısırmadı. Diye cevap verdim. Harry ve ailesi bütün sonbahar benimle kaldı. Ancak o zaman onun karısı ve çocukları olduğunu anladım. Bildiğiniz gibi rakunlar kıştan önce kış uykusuna yatar. O yüzden Harry ve ailesi bana bir nevi veda etti. Ama sanırım bu veda sadece bir sonraki bahara kadardı. Sonra gittiler. Ama temizlik bende alışkanlık oldu. Vücudumdaki acı sırıkları hala hatırlıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Stefani. Sorunumun ne olduğunu biliyor musun? Çok meraklı birisiyim ve daha iddiaya girmeyi çok severim. Ve en kötüsü de arkadaşlarımın bunu biliyor olması. Bu arada hepimiz doktor olmak için okuyoruz. Mesleğini seven öğrencileriz. Bizim için tıptan daha güzel bilim yok. Fakültemizde ve hastanelerin duvarları içinde olan mucizeleri başka yerde göremezsiniz. Söylemem gerekir ki hikayemin genel olarak biraz ürkütücü. Neyse arkanıza yaslanın dinleyin ve izleyin. Yeni bir anatomi dersinde erkekler ve ben her zaman olduğu gibi yan yana oturarak vücudumuzun yapısını içten dışa tartışmaya başladık. Arkadaşımız Harry kasık bölgelerini özellikle erkeklerinkine bakmayı çok severdi. Onun için her şey ilginçti. Asil bir cerrah olmayı planlamasına rağmen şakayla karışık ona yumurtacı derdik. "Hey, Steve, bak." dedi ve sanki yanlarında basketbol topu tutuyormuş gibi kollarını bükerek kadın rahmi taklidi yaptı ve sonra kritik günleri taklit ederek dans etmeye başladı. Harry yine mi aynı şeyler? Doktor olmak yerine rahim taklidi yaptığın için anneni tekrar aramalı mıyım diye bağırdı öğretmenimiz. Kızlar kıkırdayarak güldüler. Harry kızgın bir şekilde doğruldu ve sonra oturdu. Yüzüne bazen bana mesleğinde yanılmışsın gibi geliyor. Aslında bir palyaç olmalıydın diyerek fısıldadım. Öğretmen kadarvalarla ilgili bir konu başlattı. Bu ciddi bir konuydu ve onu daha iyi dinlemek istedim. Çünkü büyük babam bir patologtu hastalık nedeniyle vücuttaki değişiklikleri inceleyen bir kişi. Bazen onun izinden gitmek istedim. Ancak öğretmen bize projektörde bazı fotoğraflar gösterir göstermez kendimi kötü hissettim. Tuvalete koştum ve kustum. Geri döndüğümde Harry sadece homurdandı. Fotoğrafa bile bakamazken büyük babanın ayak izlerini nasıl takip edeceksin diye sordu. İşim farklı olduğunu ve genel olarak buna alışacağım ve her şeye katlanacağım cevabını verdim. Hepsi bu mu? diye inleyerek sordu. Tartışmamız büyüyordu. Harry elini bana uzattı ve bahse girerim ki Morg'da iki saat dayanamazsın dedi. Ve ben çok kolay dedim ve elini sıktım. Kaybeden diğerinin hastalık yemeklerini karşılar diye anlaştık. Kızlar beni caydırmaya çalıştı. Ama buna dayanabileceğinden emindim. Morg aslında korkunç bir şey olmadığı düşüncesiyle kendimi sakinleştirmeye başladım. Çünkü insan ölülerden değil yaşayanlardan korkmalı. Akşam Morg'da arkadaşlarla toplandık. Sabahlığımı giyip binaya girdim. Diğerleri saati kontrol ettiler ve beni kameralardan izleyeceklerini söylediler. Güvenliğe staj yapacağım ve içeri girmek istediğimi söyledim. Ama önce onun gençliği hakkında 10 dakikalık bir hikaye dinlemek zorunda kaldım. Sonra Bodrum'a zemin kata indim ve kapının önünde durdum. Zaman geçiyordu. Bedeli ne olursa olsun iddiayı kazanmak zorundaydım. Derin bir nefes alarak kolu çektim ve içeri girdim. Sanki ölümle dolu hava yüzüme çarptı. Prensip de öyledir. Çok az insan bilir ama cesetlerin kendine has bir kokusu vardır ve hem çok keskin hem de zehirlidir. Morgda yarım saat kalırsanız o koku üzerinize yapışır. Hatta duş almak bile size yardımcı olmaz. Açıkçası daha önce de buradaydım ama çoğu zaman yalnız değildim ve kesinlikle 10 dakikadan fazla kalmamıştım. Yaptığım şeyden pişman olmaya başladım ancak heyecanım kolayca pes etmeme izin vermedi. Kapıyı arkamdan kapattığımda gözlerim istemeden odayı taramaya başladı. Gözlerimin önünde özel masalar, buzdolapları, özel solüsyonluk kavanozlar gördüm. Soğuk ve bir o kadar da sessizdi. Tüylerim diken diken oldu. Birkaç ürkek adım atarak insanları mumya gibi çarşaflara sarıldığı koridordan geçtim. Birden bir aklıma akrabalarının, ailelerinin ölülerinin yasını tuttuğu düşüncesi geldi ve onlara çok üzüldüm. Bir saniye sonra birisi bana bakıyormuş gibi geldi. Etrafıma baktım ama orada benden başka hiç kimsenin hayatta olmadığını fark ettim. Ve sonra kameraları hatırlayarak orta parmağıma Harry'e gösterdim. Baktığını biliyordum. Anlaşmaya göre Morgan her köşesini dolaşmak zorundaydım ve tek bir yerde oturmamalıydım. Çünkü merakım öyle oturmama izin vermezdi. Tabii önce her türlü kağıdı inceledim. Soğutucu çekmecelere gittim, birini açtım. içinin nasıl olduğunu görmek istedim. Çekmeceyle birlikte bir adam geldi. Yaşlı bir amcaydı. Görünüşe göre yaş nedeniyle ölmüştü. Onu büyülenmiş gibi baktım. Ona dokunmak için uzandım ve telefonum aniden çaldı. Korkuyla zıpladım. Arayan Harry'ydi. Her zamanki gibi aptalca bir isteği vardı. Ölü adamın çıplak vücudunun fotoğrafını çekmemi istiyordu. Kameralara doğru tekrar orta parmağımı gösterdim ve çekmeceyi kapattım. Sonra başka bir masaya gittim ve beyaz çarşafı kaldırdım. Orada bir kız gördüm. Benimle aynı yaşta görünüyordu. Şaşırtıcı bir şekilde genç yaşta ölmüştü. Yüzünü dikkatlice inceledim ve sonra tekrar inceledim. Aniden ağzı açıldı. Ah diye bağırdım ve ondan uzaklaştım. Sırtımla başka çekmecedeki cesede çarptım ve yere düştü. Bu korkunç an beni çok tedirgin etti. Cesedi kaldırıp yerine koymam gerektiğini biliyordum ama korkudan onun yanına bile gidemiyordum. Dikkat ellerimi çarşafa sardım ve onu tutmaya çalıştım. Ama bu konuda kötüydüm. Küçük görünüyordu ama çok ağırdı. Sonra birden kaçmak istedim. Onu yerde bırakmaya karar verdim çünkü kaldıramıyordum. Çarşafla üzerini kapattım. Bir köşeye yuvarladım ve çıkışa doğru gittim. Farkında olmadan kolu yanlış yöne çektim. Kapı açılmak yerine kapandı. Sonra morgda mahsur kaldığımı anladım. Paniklemeye başladım. Arkadaşlarımı aramaya çalışırken aniden bir kapı gıcırtısı duydum. Şaşkınlıkla yerimden zıpladım çıkışa doğru koştum ve kapının aralık olduğunu gördüm. Sonra başkalarının seslerini duydum ve tek düşündüğüm boş bir masaya atlamak ve kendimi bir çarşafla örtmek oldu. Orada olduğumu öğrenen olursa işim biterdi. Seslere bakılırsa öğretmenimiz morga geldi. Sınavlarımız hakkında başka bir öğretmenle konuşuyordu. O anda telefonum çaldı. Arayanın aptal arkadaşım olduğunu anladım. Öğretmenlerim şaşkınlıkla dondu kaldı ama sonra birinin telefonunu burada unuttuğunu düşündüler. Sonra öğretmenim aniden patolog Tony'nin dersi sonrası buraların çok dağıldığını ve tüm çekmeceleri tekrar dolaba içeceğini söyledi. O anda beni de dolaba kapatacaklarını anladım. Beni kapatırlarsa ne yapardım? Yakalanırsam okuldan atılırdım. Ama ya beni kapatırlarsa çıkabilir miydim? Sonra sıra beni çekmeceme geldiğinde refleks olarak öğretmenin elini çarşafın altından tuttum. Öğretmenim çığlık attı. Öyle bir çığlık attı ki sesten ölecekmiş gibi hissettim. Diğer öğretmen direkt bayıldı. Öğretmen suratıma doğru sağlam bir tokat vurdu. Darbenin şiddetinden yere düştüm. Bayan kral beni hortlak zannedip haykırarak beni kovmaya çalıştı kalkmaya çalıştım. Canlı birisi oldum ve onun öğrencisi olduğumu açıklamaya çalıştım. Ama şok yüzünden beni bile tanımadı. Sonra Bayan Swift adındaki öğretmen yerden kalktı. Meslektaşının bana bir kağıt dosyası salladığını gördü. Polis aramak için çığlık attı ve tekrar bayıldı. Sonunda Miss yaklaşmaya karar verdim. Böylece beni görebilirdi ama benden uzaklaşmaya başladı. Geri çekilirken meslektaşına takıldı ve onun üzerine düşüşerek bilincini kaybetti. Yaklaşık bir dakika durdum. Yaşanan dehşete baktım ve sonra ani bir gülme krizi geldi. Duramadım. Anlamadım. Anlattıklarıma kimse inanmayacak dedim ve kameraya baktım. O anda buzdolabı çekmecelerinden biri açıldı ve masa çok yavaş hareket etti. Kalbim resmen durdu ve kahkahalarım korkuya dönüştü. Çıplak olmayan bir mededin masa üzerine nasıl yattığını ve sonra nasıl aniden doğrulduğunu gördüm. Bu tür kabustu. Gözlerimin önünde benden birkaç santim uzakta duran buzdolabındaki ceset kalktı ve neden bağırıyorsun dedi. Sonrasında bir şey hatırlamıyorum. Uyandığımda arkadaşlarım başımda duruyordu. İki öğretmen kızgın bir şekilde kanepeye oturdu ve kafalarının arkasında buz uyguladılar. Ben ise darmadağın yattım ve ne olduğunu anlayamadım. Sonra her yanıma geldi ve her şeyi kameradan gördüğünü söyledi. Tam bir filmdi dedi. Beni korkudan cesedin aslında patalomuz olduğu ortaya çıktı. Vardiyasından sonra orada uyuyormuş çünkü kimse onu rahatsız etmez ve onu çalışmaya çağırmazmış. Gürültünüzden dolayı uyandım ve orada neler olduğunu görmeye karar verdim dedi. Hayatımda hiç bu kadar stres yaşamadım. herinin ne dediğini biliyor musun? İddiayı kaybettiğimi söylüyor. Çünkü kararlaştırılan zamandan 10 dakika önce dışarı çıkmışım. En kötüsü daha sadece öğretmenlerle sorunum olması değil. Aynı zamanda bu aptalı bir hafta boyunca bedava besleyecek olmamdı. Eee iddia iddiadır. Bu yüzden sözünüzü tutmalısınız. Ve bu arada evet. Evdeki bütün beyaz çarşafları attım. Onun yerine parlak renkli çarşaflar aldım. Her ihtimale karşı. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.